Darwinist dergiler neden bir yayınlarına son verdiler? Eskiden Darwinist dergilerde kayıp halka bulundu. Atalarımız mikropmuş, uzaydan mı geldik gibi sahte haberler sık sık yer alırken şu an sesleri neredeyse kesildi. Hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir yaygarayla insanları göz göre göre aldatan bu yayınlar şimdi sessiz sedasız geri çekiliyorlar. Peki ama neden? Soru: evrimciler artık evrime inanmıyor mu? Doğru, çünkü bakın inanın. Hiçbir evrimci açık söylüyorum, evrime kesinlikle inanmıyor. Evet. Hiçbiri inanmıyor. Evet hocam, inşallah. Zaten o gerilimin sebebi o. Darwinist diktatörlük tarafından tüm finans kaynakları kendilerine aktarılsa da, her türlü maddi altyapı kendilerine sağlansa da yayınlarına devam edemiyorlar. Çünkü asıl sorun maddiyat değil, sorun artık güç ve inançlarının kalmamış olması. Soru: peki evrimciler moral olarak neden çöktüler? Cevap: Adnan Oktar'ın dünya çapında yaptığı evrim karşıtı çalışmalar. BBC televizyonunun yakın zamanda yaptığı bir program bu gerçeği gözler önüne serdi. Programın içeriği, Adnan Oktar'ın tüm dünya çapında tüm evrimciler için büyük bir tehlike olduğuydu. Adnan Oktar, 150 yıl sonra Charles Darwin'in evrim teorisi hala böylesi sert bir muhalefet oluşturabilecek güçte ve Oktar, onun en koyu ses getiren muhaliflerinden biri. İstanbul'da yaşayan Oktar, Türkiye'de de giderek daha etkili bir kişilik haline geldi. Adnan Oktar, yaratılış alanında büyük bir oyuncu. Asıl özür dilemesi gereken Darwin'in düşüncedeki bilim adamlarıdır. Çünkü 150 yıldan beri bilim adamlarını, insanlığı, bütün gençliği aldatmışlardır. 100 milyon fosili saklamışlardır. Bu bir bilim gaspıdır. Darwin'in bilimsel olmadığına inanıyor. Evrimin hiç olmadığına ve Allah'ın bütün canlıları oldukları haliyle yarattığına inanıyor. Bu iddiasında pek de yalnız değil ama o bunu daha da ileri götürüyor. Dünyadaki kötülükler, şiddet, savaşlar, terörizm Darwinistlerin sorumluluğu diyor. Adnan Oktar bu resimlerle donatılmış, dünya üzerindeki yaşamın evrimin sonucu olmadığına dair bolca delil içeren kitabı Yaratılış Atlası'nı yayınlamış. Birçok Müslüman ve İslami bilim adamı Oktar'ın görüşlerine karşı çıkmakta, ancak yine de onun etkisi giderek büyüyor görünmekte. Şimdi ise yürüttüğü kampanyasını Yaratılış Atlası'nı okullara, üniversitelere ve uluslararası liderlere göndermek suretiyle dünyanın kalan kısmına yayıyor. Soru: İlkel çorba mantıksızlığı evrimcilere neden inancını kaybettirdi? Cevap: çünkü böyle bir ortamda bir protein asla oluşamaz. Evrim teorisine göre canlılık, yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce kimyasal çorba denilen bir ortamda, okyanuslarda ortaya çıktı. Evrim hikayesine göre ilk önce proteinlerin, sonra da tek hücreli canlıların oluşmasıyla başlayan ve yaklaşık 2 milyar yıl boyunca okyanuslarda devam eden bu ilkel canlılık, aslında hiçbir delile dayanmayan ve sadece kurgudan ibaret olan bir hikayedir. Ve daha ilk aşamasında bir açmaz içindedir. Evrim konusunda kafa karıştırmaması için arkadaşlarımızın tek konusuna odaklanmasını ben çok istiyorum. Proteinler. Protein üstünde çok durmaları lazım. Çünkü bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi sıfır ihtimal. Soru: peki uzaydan geldik masalına artık evrimciler inanıyor mu? Cevap: hayır, kesinlikle inanmıyor. Yaşamın kaynağını uzaydan aldığına dair komik izahlar yapan evrimciler, ilk proteinin uzaydan uzaylılar tarafından dünyaya bir göktaşıyla gönderilip canlılığın bu şekilde başladığını iddia ediyorlardı. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda uzaydan canlı mikroorganizmaların yeryüzüne ulaşmasının imkansız olduğunu anladılar. Zira ilk dünya koşullarında uzaydan çok bol miktarda amino asit gelseydi ve hatta yeryüzü tamamen amino asitlerle kaplı olsaydı bile bu durum canlıların kökenini açıklayan bir durum olmazdı. Çünkü amino asitlerin tesadüfen ve rastgele bir araya gelerek son derece kompleks
3 boyutlu bir proteini ve proteinlerin hücrenin organellerini, ardından bu organellerin de tüm mucizevi yapısıyla bir canlı hücreyi meydana getirmesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla evrimcilerin yaşamın uzaydan geldiği masalına sığınarak çare aramaları, bu yöndeki çabaları da boşunadır. Çabalarının nafile olduğunu fark eden evrimciler, yayınlarının da bir değerinin kalmadığını anladılar. Birer birer dergilerin yayınını durdurmalarının, evrim adına tek bir haber dahi çıkaramamalarının, provokasyon yapamamalarının tek sebebi bu. Darwinistler artık insanları aldatabileceklerine, sahtekarlıklarının etkili olabileceğine ve Darwinizm yalanını yaygınlaştırabileceklerine dair tüm inançlarını yitirmiş durumdalar. Sonuç: Allah dünya üzerindeki canlılığı bir anda ve kusursuz olarak yaratmıştır. Rabbimiz ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.